TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Vuslat, pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin gizem, merak ve heyecan dolu bölümleri, tüm engellere rağmen ayakta kalmaya çalışan Aziz ve Feride aşkına da sahne oluyor. Feride'ye aşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlayan Aziz, zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Bu dükkana geldiğim gün benim hayatım için milattı. Aziz'in bu yolculuktaki ilk durağı ise Salih Baba'nın sırlarla dolu antikacı dükkanıydı. Aldatıldığımı hissediyorum. Bu hükme vardığına göre bizi gözünde fazla büyütmüşsün demek. Fazla büyütmüşüm ha? Sevilen dizi yeni sezona büyük sürprizlerle merhaba dedi. Geçtiğimiz sezon finalinde yaşanan beklenmedik olayların ardından gözünü hastanede açan Aziz, gizem dolu gelişmeleri çözebilmek için bir hafıza oyunu oynamıştı. Hiç. Yani şirket çalışanlarından biri. Sana kafayı fena taktı. Ya sen de iyiliğinden işe aldın ama... Ama? Boşver. Nasıl buldun burayı? Çok güzel. En azından sakin. Aslında yönetim buraya taşımak iyi olmuş. Evet, insanlarla çok iç içe olmak iyi değil. Nehir. Ben uyurken neler oldu? Anlat bakalım. Öncelikle herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki bu küçük partimizin sebebi... Nehir, Feride'yi saf dışı bırakabilmek için gerçeği yansıtmayan beyanlarla Aziz'i elde etmeye çalışmıştı. Ancak sizlere bir duyurumuz daha olacak. Aziz ve ben hayatın ne kadar kısa olduğunu fark ettikten sonra bu mutlulukları ertelememeye karar verdik. Ve sözlendiğimizi sizlerle paylaşmak... Bu anımızı sizlerle kutlamak istedik. Feride, Aziz Bey sana bunu yapmaz. Bu süreçte Feride çaresiz ve oldukça üzgündü. İlişkinize dair hiçbir şey hatırlamıyor dedin. Yapmaz. Aziz yapmaz. Benim Aziz'im yapmaz. Yol açsanız da geçebilsek hanımefendi. Yaşanan bu beklenmedik gelişmelerin ardından Aziz ve Feride çifti arasında artık soğuk rüzgarlar esiyordu. Daha dikkatli olun. Siz hep böyle patronla aynı saatte mi gelirsiniz işe? Hayır, sadece... Lakaytlık en sevmediğim şeydir. Lakaytlık. Bir daha olmaz emredersiniz. Bir daha olmaz. Neler karıştırıyorsun bakalım anne. Tahsin Korkmazer'in mahalleye dönmesi ise Aziz ve Feride çiftini alt üst etmişti. Anne. Nasıl? Buyurun Nehir Hanım. Şirketten ayrılışınla ilgili konuşalım. Ne konuşacağız? Biliyorsun sözleşmem var. İmzaladığın sözleşmenin de tazminat maddesinin bağlayıcılığı var. Ama ayağına gelen bu güzel fırsatı kaçırmaman için o pürüzü ortadan kaldırabilirim. Nehir, Feride'yi Aziz'den tamamen uzaklaştırabilmek için son bir hamle yapmıştı. Siz hala niye benden korkuyorsunuz? Aziz beni hatırlamıyor. Üstelik sözlendiniz.
Ben tehdit bile değilim sizince. Baba. Yıllardır hafızalardan silinmeye çalışılan sırlar gün ışığına çıkarken, Tahsin Korkmazer ve Feride arasında yaşananlar herkesi şoke etmişti. Bu gizemli kaçırılışımın sebebini öğrenebilir miyim Tahsin Bey? Gizemli? Gözlerim bağlı. Halbuki bir telefon açsaydınız gelirdim ben yanınıza sizin. Çok haklısın ya. Bizim çocuklar abartmış biraz bu konuyu. Yazık. Gerçekten yazık. Peki sen baba? Sen ne yaptın? Şimdi Nehir'le bana yaptığın gibi. Zaten sizinki de şirket evliliğiydi. Acaba anneme ne hissettiğini hiç sordun mu? Aziz içinse hesap sorma vakti gelmişti. Benden kork. Zamanı geldi. Çünkü baba, sen beni çoktan kaybettin. Ellerini Feride'min üzerinden çek. Feride ve Aziz aşkı önündeki en büyük engel olan Tahsin Korkmazer, Feride'yi ailesiyle tehdit etmişti. Feride ise Aziz için her şeyi göze almıştı. Efendim? Kararını verdin mi? Cevap yok. O zaman sessizliğini kabul ediyorsun diye yorumlayabilirim. Tahsin Bey, beni istediğiniz gibi yok edebilirsiniz. Ama aileme dokunamazsınız. Ağlama. Yalvarırım ağlama. Özür dilerim. Özür dilerim. Seni unutmadım. Feride. Nihayet Aziz de bütün gerçekleri dile getirmişti. İse ihtiyacı terktir. Özür dilerim. Özür dilerim. Kemale ermek yani aşk. Seni unutmadım. Sevgiliden gayriye ihtiyacı olmamaktır. Ne o? Bana inanmıyor musun? Ben sana inanmasam nasıl ayakta kalırdım Aziz? Ortaya çıkan kimi gerçekler yıkıcı bir etki yaratmıştı. Ancak birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan Feride ve Aziz her şeye ve herkese karşı direnmekte kararlıydı. Kaçacak yer bulamıyorum. Bir tek. Senin yanına özür diliyorum. Aziz neyin var senin? Bırak ne yaparsa yapsınlar. Gerçekten bunlarla uğraşacak halim yok. Mutlu sona ulaşmak için çabalayan Aziz ve Feride'nin karşısında aşılması güç engeller vardı. Haklısın. Kafam çok karışık. Tamam. Taş plaktaki şarkı dedemle, hatta annem ve babamla alakalı. Geçmişte yaşanan ve bir türlü aydınlanmayan sır yüklü olaylar çiftimizi bir hayli yıpratmıştı. Biliyorum. Ama şu an kendimi bir oyun içinde piyon gibi hissediyorum. Oyun mu? Aziz. Aziz ve Feride imkansızlıklarla dolu bu aşk macerasında yine zorlu hayat sınavlarıyla karşı karşıya kalacak. Ben seninle hüzne de varım. Ancak görünen o ki hem Aziz hem de Feride aşkları için her şeyi göze almaya hazır. Ben yüzüm senden başka bir şeye dönme. Sen yeter ki benimle yürü. Ateş yakar. Aksi söylenmedikçe ondan başka türlüsü beklenemez. Aneta? Vuslat yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Aşk varsa her şey mümkün. Sende de öyle değil mi? Öyle tabii. Senin ne işin var Nehir'le? Konuşacaklarımız var daha. Odama geçelim. Seni seçip Aziz'e gönderdiler.
Şu an böyle kalmaya o kadar çok ihtiyacım var ki. Beni bırakma olur mu?